Ramazan'la ilk tanıştığımda kaç yaşındaydım hatırlamıyorum. Ama o günkü duygularımı dün gibi hatırlıyorum. Ramazan birleştirir demişti İmam Efendi. Küsleri, dargınları barıştırır. Gelirken insanlara sevgi ve huzur getirir demişti. Benim o kadar çok ihtiyacım vardı ki buna. Can havliyle atılmıştım. Hocam, peki bizim eve de getirir mi? Babam eskisi gibi beni sever mi? Getirir, getirir. Canı gönülden istersen getirir. Getirir demişti İmam Efendi. Eğer canı gönülden istersen getirir. Ben de öyle yaptım. Canı gönülden istedim. Çocukluk bu ya. Ramazan diye biri gelecekti ve gelirken yanında sevgi, huzur ve esenlik getirecekti. Annem ve babam da beni çok sevecekti. Gözüme uyku girmedi gelir de kaçırırsam diye. Sürekli sorup durdum ne zaman gelecek diye. 3 gün kaldı, 2 gün kaldı. Kapının eşiğinde bekledim gelmesini. Günlerce bekledim. Nasıl biri gelecekti acaba? Yaşlı mıydı? Yoksa genç biri miydi Ramazan? O huzuru, sevgiyi neyin içinde taşıyordu mesela? Ve bir gün bir araba yanaştı evin önüne. İçinden Ramazan iner diye bekledim. İnmedi. Babam indi. Babamın yeni arabası. Kardeşim olup tatile gideceklermiş. O an öğrendim. Okulum var diye beni arkadaşım da bırakacaklarmış. O an öğrendim. Ramazan diye biri yokmuş ve hiç gelmeyecekmiş. O an öğrendim. Ramazan bir aymış meğer. İnsanların oruç tuttukları, birbirleriyle yardımlaştıkları, sevgiyle kucaklaştıkları bir aymış. İşte ben Ramazan'la böyle tanıştım. O pide kokusuyla, o yarı uykulu sahur vakitleriyle. Ne zaman bir pide kokusu duysam, bir mahya görsem, içimde bu özlem duygusu gelir çöreklenirdi. Bir burukluk çökerdi yüreğime. Ve o gün bugündür, boğazımda yutkunamadığım koca bir yumrudur Ramazan. Koca bir hasrettir. Sevgiye, huzura, esenliğe.